Öncelikle iki girizgah noktasını belirtmek istiyorum. İbrahim Hocam'ın konusuna ilişkin olarak küçük bir katkı belki. Ali İzzet Begoviç için de kendi aileden tevarüz ettiği inancını tahkiki hale getirerek yeniden inşa ettiği İslam. Yani babadan atadan aldığı İslam deyip tahkiki olarak kendisinin bireysel olarak yeniden inşa ettiği, yaşadığı İslam anlayışına büyük ehemmiyet atfettiğini ve bu yüzden de eleştirel düşüncenin İslam medeniyetinin yeniden hayat kazanmasındaki ana zembereklerden birisi olduğunu vurguladığını görüyoruz ve eğitim sistemine eleştirel düşüncenin yerleştirilmesini temel amaçlarından birisi olarak saydığını not etmekte fayda var. İkinci nokta da ben şöyle bizimle paylaştığınız metni ele aldım ve çalıştım. Sonra bir de moderatörün gönderdiği metne bakayım dedim. Baktım ki metinlerimiz birebir uyuşuyor. Bu vesileyle moderatörün verdiği emeğe teşekkür etmek istiyorum. Bu örtüşmeyi gördüm ve dolayısıyla de çalışılmış olması beni mutlu etti. Ben aslında konunun bütünlüğünü sağlamak açısından bunlara bir göz atmak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü soru şuydu, hatırlarsak, meşrutiyetin ne olduğu sorusuna Bediüzzaman cevap veriyor. Meşrutiyet nedir? Unsurları nelerdir? Neler getirir meşrutiyet? Dolayısıyla da meşrutiyeti istibdatla karşılaştırıyor. İstibdatla karşılaştırdıktan sonra da meşrutiyetin ana unsurlarına vurgu yapıyor. Burada istibdatın Abdülhamit dönemi rejimine atıf yaptığını artık net bir şekilde anlayabiliyoruz. Dolayısıyla soyut olarak istibdat değil sadece, somut olarak Abdülhamit döneminde ortaya çıkan rejimin karakterine ilişkin bir belirleme olarak istibdadı anlıyoruz. Zaten de o dönem literatüründe hem genç Osmanlılarda hem de ikinci meşrutiyet sonrası siyaset dilinde istibdat Abdülhamit dönemi rejimine atıfta bulunur. Şimdi meşrutiyetin unsurlarına baktığımızda birinci unsurunu Murat Hocam etraflı bir şekilde açıkladı. Hatırlatma yapıyor. Kiminle konuşuyordu? İşte Kürt coğrafyasında gerçekleştirdiği bu yazdan güze doğru yolculuk sırasındaki karşısına çıkan çeşitli tarikat ve aşiretlere mensup kanaat liderleriyle veyahut da sade köylülerle yaptığı soru cevap şeklindeki münazaraların içerisinde meşrutiyetin getirdiklerine temas ederken birinci unsuru olarak milletin artık hakim olduğunu söylüyor. Dolayısıyla siz hakimsiniz. Bu çok önemli bir şey. Patrimonyal devletin ve toplumun padişah mülkü olduğu anlayışını reddeden artık millet olarak adlandırdığı topluluğun da adlandırılan topluluğun da hem siyasal hem toplumsal olarak söz sahibi olduğunu ve temellik edilemeyeceğini ifade eden bir tespit. Aslında son derece radikal bir tespit o dönem açısından düşündüğümüzde. Meşrutiyetin aynı zamanda Batı'da ve diğer ortaya çıkan diğer topluluklardaki özellikle Batı'da bu toplulukların gelişmesinin en önemli sebebi olduğunu ifade ediyor siyasal ve toplumsal anlamda. Sizin de saadete ulaşmanıza vesile olacaktır diyor. Nasıl yapacaktır bunu? Çünkü bütün sizde gizli olarak duran, atıl olarak duran duyguları harekete geçirecek, size bir şevk verecek, hayatı yeniden hareketlendirecek ve uyandıracaktır. Ama siz de uyanın. Meşrutiyetin bu niteliklere kavuşmaya sahip olması otomatik olarak onun hayata yansıyacağı anlamına gelmez. Sizin de onu hayata taşımanız gerekiyor. Tamam, meşrutiyet size böyle bir imkan ve potansiyel sunuyor. Siz de gereğini yapın. Sizi uyandırıyorsa siz de uykuda kalmayın. Artık uyanın. Başka ne yapıyordu meşrutiyet? İnsanı hayvanlıktan kurtarıyordu. Siz de meşrutiyet sayesinde insan oldunuz. Dokuzuncu maddede aslında bunu biraz açıklıyor. İnsanlığın özünü insanın irade sahibi, tercih yapabilen, cüz-i irade sahibi bir varlık olmasıyla ilişkilendiriyor ve dolayısıyla da meşrutiyet sizin tercihleriniz de siyasal alanı biçimlendiriyor. Sizin tercihleriniz de biçimleneceği için de siz artık karar verici konumdasınız. Dolayısıyla sürekli güdülen, yönlendirilen ve yönetilen olmaktan çıkmış durumdasınız. Öyleyse adeta sizi camit hale getiren, iradesizleştiren ve atıl hale getiren durumdan artık çıkın, insan olun. Meşrutiyet bununla da kalmayacaktır. İslamiyet'in bahtını, Asya'nın talihini açacak bir unsur olarak önümüze çıkacaktır. Çok önemli bir noktaya temas ediyor. Aslında Rumeli'nin kaybedilmesinden sonra ortaya çıkan büyük toplumsal ve siyasi travmanın Milliyetçi Osmanlı elitinde ortaya çıkardığı
beka meselesine bir atıf var burada. Devleti ebedi ömre mazar kılacaktır diyor Meşrutiyet. Devletinizin yaşamasını istiyorsunuz değil mi? Ebediyen yaşamasını istiyorsun. Çünkü devlet insanların oluşturduğu en önemli sosyopolitik organizasyondur ve devletsiz toplumun varlığını sürdürebilmesi mümkündür. Ama özellikle de güvenlik gibi, adalet gibi ihtiyaçların devlet gibi bir organizasyon olmadığında karşılanmasının son derece zor olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla de devleti ebedi ömre mazhar kılacak olan şey milletin ibkası yoluyla gerçekleşecektir. Milleti ibka edecek olan unsur da meşrutiyettir. Çünkü milleti insanlaştırarak, bir üst varlık düzeyine çıkararak karar verici haline getirdiği, hesap soran, dolayısıyla yapılanlar konusunda görüş ifade eden, rey izhar eden, kamuoyu üzerinden kanaat oluşturan, politikaları etkileyen bir yeni faktör olarak milletin ipkası yoluyla devletin ipkasını hatırlatıyor. Ve bu yüzden de asla meyus olmayınız diyor. Çok net bir şekilde İstibdat döneminin heva ve hevesin tarihiyle her tarafa çevrilebilen tekçi görüşün kusurlarından azade kılınacağını söylüyor yeni dönemin. Yeni dönem meşrutiyetle birlikte kamuoyunu ortaya çıkaracaktır. O zaman için kamuoyunu oluşturma kaynakları hakikaten son derece sınırlı. 19. ve 20. yüzyıl, erken 20. yüzyıl açısından düşündüğümüzde bunun önemli ölçüde gazeteler, yavaş yavaş dergiler ve kitaplar yoluyla, biraz da eğitim sistemi aracılığıyla gerçekleşme araçları olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bugün kullandığımız medya dahil olmak üzere inanılmaz demokratik diyebileceğimiz, çok geniş çeşitlilik içeren, yaygın ve kapsamlı bir kamuoyu oluşturma imkanına sahibiz. Dolayısıyla artık kişisel tercihler üzerinden oluşan devlet politikalarından çok, hikmetinden sual olunamayan, her politikanın artısı ve eksisini sorgulayabilen, dolayısıyla da bize ne getirdiğini, ne götürdüğünü soran, hesap verebilmesini talep eden bir kamuoyu oluştuğunu görüyoruz. Elbette demokratik kamuoyundan bahsediyoruz. Demokratik kamuoyunun karşı karşıya kaldığı problemler, engeller ve maniaları somut olarak yaşadığımızda bunun demokratik bir müzakere ortamını ve kamuoyunu da etkilediğini görüyoruz. Eğer böyle bir kamuoyu varsa artık o en küçük bir evhamdan etkilenebilen tek kişinin görüşünün yerine elmas bir kılıç gibi sarsılmaz sağlam bir kamuoyunu büyük tufanda sığınılacak en güvenli liman neydi? Nuh'un gemisiydi. Nuh'un gemisi bilin diyor. Bu son derece önemli bir benzetme. Önemli diye düşünüyorum. Oradan hareket ediyoruz. Herkes kendi iktidar alanında bir padişah hükmüne getiriyor. Nasıl? Bir hürriyet alanı tanıyarak. İşte bunun kadrini ve kıymetini bilmek gerekir. Sürekli olarak bunu hatırlatıyor dediği zaman. Siz de bunu hürriyetperverliğe riayet ederek, hürriyetçiliğinizi koruyarak buna sahip olun diyor. 9'u söylemiştik. 10. nokta benim bugün üzerine durmak isteyeceğim husustu. Kısaca açıklayayım. İkinci turda inşallah devam ederim. Müslümanları birbirine bağlayan ve onları adeta bir aşiret gibi bir bütün haline getiren bağları tanımamızı mümkün kılıyor. Nasıl bu gerçekleşebiliyor? Burada meşruiyet kavramını kullanıyor. Aslında bunun meşruiyet kavramını, meşruiyet-i şer'iyeyi, meşrutiyeti ve hürriyeti zaman zaman eş anlamlı olarak birbirinin yerine ikame ederek kullandığını görüyoruz. Burada ortaya çıkan yeni rejim biçimiyle birlikte bunun harekete geçirdiği çok güçlü bir zemberek var. Ortaya çıkan yeni hürriyetçi zemin içerisinde artık perde atıldı diyor. Atılan perdenin arkasından görünen milliyetimiz oldu diyor. Milliyetimizi fark ettik. Milliyetimizin içerisinde de onu aydınlatan, karanlıktan çıkaran, onun üzerindeki peçeyi, perdeyi alan neydi? İslamiyet'ti. İslamiyet ışıklandı, titreşmeye başladı ve dolayısıyla de bütün milliyetimizin ruhu ve vücudu olarak ona hayat kazandırdı. Burada önemli bir benzetme yaptığını düşünüyorum. Milliyetimizin ruhu İslamiyet, tamam. Bedeni ne peki? Cismi ne? Cisminin üç görünüm olduğunu söylüyor. Hakiki, nisbi
ve izafi boyutlarıyla milliyetten bahsediyor. Ve burada son olarak da bir nokta koyuyor. Biz diğer milletlere benzemiyoruz diyor. Bu bize şunu söylüyor. Bir, millet kavramını, milliyet kavramını dediği zaman tek anlamda kullanmıyor. Dolayısıyla siz eski Saadet dönemindeki bütün millet ve millet kavramlarının kullanımına baktığınızda bu kavramların bağlamına çok iyi bakmak ve ayırt etmek gerekir. Ben baktığımda bunun dini, sivil, siyasi, kavmi, etnik bağlamlara sahip olduğunu görüyoruz. Yani Bediüzzaman bazen milletimiz derken Kürtleri kastediyor. Bazen Osmanlılığı kastediyor. Bazen Müslümanlığı kastediyor. Bütün Müslümanları ifade ediyor. Ama bir hatırlatma yaptı. Bütün Müslümanları ifade ettiğinde de, milliyet olarak onu aldığında da, Osmanlı Devleti'ne siyasi ve hukuki bir bağla bağlanmayı ifade eden, aslında vatandaşlık olarak ifade edebileceğimiz bir kavram anlamında siyasi, sivil unsurlar içeren boyutu itibariyle kullandığında da, yüz yüze ilişki içerisinde bulunduğumuz, doğduğumuz topluluk olan, dilini konuştuğumuz, geleneklerini tevarüz ettiğimiz ve içinde ona göre yaşadığımız en birincil topluluk, kavmi kimliğimiz, aidiyetimiz, etnik anlamda millet bu. Bu üçüne de hayat veren şey İslamiyet'tir. Burada şu noktanın önemli olduğu kanaatindeyim. İslamiyet sadece Müslüman dünyasında, Müslümanlık üzerinden bütün insanları bir araya getiren, onları Müslüman topluluğu olarak niteleyebileceğimiz bir topluluk haline getiren bir bağ değil. İslamiyet öyle bir ruh ki, hakiki, nispi ve izafi olarak ifade ettiği Müslüman topluluğu, küresel anlamda dünyadaki Müslüman topluluğu, siyasi anlamda o zaman için Osmanlı Devleti ve elbette etnik anlamda herkesin kendi doğduğu toplum, Kürtse Kürt, Arapsa Arap, Araplığı da tabii böldük bu anlamda modern dönemle birlikte, Türkse de Türk diyelim. Bunlar henüz toplumsal anlamda yoklar, bu kategoriler. Zaman içerisinde oluşacaklar. Bu üçüne de hayat veren, yani bizi diğer Müslümanlarla bir kılan, devletle olan ilişkimizi de belirleyen, içine doğduğumuz toplumla olan ilişkimizi de belirleyen, ona ruh üfleyen unsur İslamiyet'tir. Dolayısıyla İslamiyet'in, evet hocam, son cümlemi söyleyeyim, hakiki, nispi ve izafi olarak adlandırdığımız üç boyutundaki tecessümü de İslamiyet milliyetinin üç unsurunu oluşturuyor, üç görünümünü oluşturuyor. Üçü de İslamiyet'ten kaynaklanıyor. Dolayısıyla İslami bağlanma üçünde de asıl olmak zorunda, ikincil olmamalı. Meşveret, İslamiyet ve milliyet kavramlarının oluşturduğu bir üçgende bir siyasi sistemi bu üç kavram üzerinden nasıl açıklayabiliriz, tanımlayabiliriz ya da yorumlayabiliriz? Yani bir siyasi sistemi meşveret, İslamiyet ve milliyet üzerinden nasıl yorumlayabiliriz? Hocam sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle bizim tabii diğer insanlarla ilişkilerimiz var. Diğer insanlar dediğimizde biz içinde yaşadığımız aileyi, yakın çevreyi, toplumu ve beşeri çevreyi kastediyorum. Bugünün dünyasında ulusal toplulukları ve nihayet diğer ulus devletlerin tabiyetleri altında yaşayan insanları, yani insanlıkla ilişkimiz var. Dolayısıyla insanlarla ilişki dediğimizde dar çevreden geniş çevreye doğru yayılan halkalar halinde birçok kesimle ilişkimiz var. Tabiatla ilişkimiz var. En küçük bir böcekten yıldızlara kadar, okyanuslardan dağların zirvelerine kadar, akarsulardan ağaçlara kadar, bütün tabiatla, bitkilerle, hayvanlarla ve cemadatta ilişkilerimiz var ve kendimizle ilişkimiz var, nefsimizle ilişkimiz var. İşte bu açıdan bütün bu ilişkileri çerçevesini belirleyen, onlara anlam katan bizim Allah'la olan ilişkimizdir. Dolayısıyla Allah'la kurduğumuz ilişki bütün bu ilişkilerimizi belirleyen temel nirengi noktasıdır. Bunu unuttuğumuzda bu Allah'a bağlanma, imanla olan intihap etmenin beraberinde getirdiği bütünlük içerisinden koptuğumuzda bir tesbihin imamesinin kopması gibi paramparça hale geliriz, atomize oluruz. Dolayısıyla da diğer insanlarla, tabiatla ve nefsimizle ilişkimizi belirleyebilecek bir referans çerçevemiz olur elbette. Ama o zaman Bediüzzaman'ın dediği gibi gaye hayal
olmadığında ya da unutulduğunda zihin bütünüyle kendisine döner. Bu açıdan bireycilik ve bireysellik kavramlarının dikkatli kullanılması gerektiği kanaatindeyim. Liberal siyasi jargona benzeşmekle birlikte belli unsurları içerilse de önemli farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Nitekim Bediüzzaman'ın bu açıdan koyduğu kaydı hatırlayalım. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Evet, Müslüman toplumlar genel olarak yetişkin çocukluk diyebileceğimiz bir sendromdan muzdaripler. Dolayısıyla kendi kendilerini yönetebilme, kendi kendilerine hakimi olabilme, karar verebilmenin sonuçlarını yüklenebilme cesaretine, olgunluğuna, rüştüne henüz yeterince sahip olamadılar. Elbette bu karşılıklı bir etkileşimin ürünüdür. Sadece yönetenlerle veya sadece yönetilenlerle ilişkili bir durum değil. Bu etkileşimin ortaya çıkardığı tarihsel sonuçlardan bahsediyoruz ama bu nokta önemli. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın milliyet ve İslamiyet arasında kurduğu ilişki aslında onun insaniyet kübra büyük insanlık kavramlaştırmasıyla da bağlanabilir. İnsanın, Müslüman ferdin nefsiyle, diğer insanlarla ve tabiatla kurduğu ilişkilerin çerçevesini dolayısıyla İslamiyet'in ortaya koyduğu ahlaki referanslar oluşturacaktır. Bu referanslar oluştuğunda o zaman vatandaşlığı da, iyi insan olmayı da, iyi vatandaş olmayı da ve iyi bir fert olmayı da İslamiyet'in ortaya koyduğu normatif çerçeve üzerinden anlamlandırmamız gerekir. Siyaset düşüncesi literatüründe iyi insan ve iyi vatandaş birbiriyle ne kadar örtüşür, ne kadar ayrışır? İyi insan olmak, iyi vatandaş olmak, iyi insan olmayı beraberinde getirir mi, getirmez mi gibi bir tartışmamız var bizim. Bundan bağımsız olarak da iyi insan olmanın da, iyi vatandaş olmanın da parametrelerini İslam'la kurduğumuz ilişki, daha doğrusu Allah'la kurduğumuz ilişkinin birinciliği belirlemelidir. Eğer bu belirleyebilirse o zaman ki meşruiyet dediğimiz şey işte bunu insanlarla kurduğumuz ilişkilerdeki yansıma boyutudur. Bu hem hakikati tekeline alma, insar altına alma, sadece ben bilirim ya da benim bildiğim hakikattir anlayışından vazgeçme, diğer insanlarla bu anlamda fikri yardımlaşma içerisine girme, ortaya koyduğu görüş ya da politikanın yanlış olabileceğini kabul etme, üst azami müştereklere yoğunlaşma, dolayısıyla da bütünleştirici unsurları ortak ana kümeye toplarken farklı olunabilecek alanların farkında olduğunuzda bunu tolere edebilme, normal görebilme, hem diğerleri için hem kendiniz için bu şekilde yapılandırma muhtemelen yetişkin çocukluk sendromunu aşmada önemli bir faktördür. Oysa bizim dini topluluklarımız da böyle değil. Ortaya koyduğumuz bütün yapılar hemen otoriter bir ilişkiler ağı üzerinden kendisini dönüştürüyor. Asla biz farklılığı kendi içerimizde yaşatmayı başaramıyoruz. Farklılık alanını hemen kapatmaya, tekleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bunu bir güvenlik alanı olarak tanımlıyoruz. Güvenlik alanı adeta ebeveynle çocuğun kurduğu çocuk arasındaki o muhteşem güvenlik alanının bir benzeri olarak ortaya çıkıyor. İşte liderimizde, devletimizde, cemaat liderimizde ya da parti liderimizde ya da içinde bulunduğumuz örgüt liderimizde bizim için güvenliğin ana kaynağı haline dönüşüyor. Dolayısıyla şirkten kendimizi kurtaramıyoruz. Allah'la kurduğumuz ilişki, ubudiyet ilişkisi üzerinden hayatımıza bir hürriyet alanı açamıyor. Bunu gerçekleştirebildiğimiz zaman o zaman dil birliği ya da farklılığı, vatan birliği ya da farklılığı, sınıfsal ya da mesleki birlik ve beraberliklerin oturacağı zemini de doğru bir şekilde tayin etme imkanımız olur. Elbette aynı mesleki ya da sınıfsal arka plana sahip olduklarımızla aramızda bir bağ oluşur. Bu son derece normal bir şey. Aynı coğrafyada yaşıyorsak, aynı bölgede doğmuşsak, bunu beraberinde getirdiği sosyalleşme unsurları bizi birbirimize yakın kılacaktır. Bunu hayatımızda görebiliyoruz. Aynı dili konuşabilme, aslında aynı kültürün dil üzerinden taşıyıcılığını paylaştığımız insanların farkında olmak demektir. Bütün bunlar meşru birlikteliklerdir, meşru bağlanmalardır. Ama bütün bunları çerçeveleyen, bunlara hayat veren, bunları belirleyen temel unsurun bizim Allah'la kurduğumuz ilişkinin İslam üzerinden somutlaşmış biçimidir. Bunu unuttuğumuz zaman Suriyeli bizim vatandaşımız değil, ötekimiz haline gelir. Bizim devletimizin taraf olduğu herhangi bir siyasi çatışma öncelikle bizim devletimiz üzerinden haklılaştırılır.
Dolayısıyla biz adalet kavramlaştırmasını mesela Allah'la olan ilişkimiz üzerinden değil, bizim içinde yaşadığımız toplum ve siyasal sistemle kurduğumuz ilişki üzerinden tanımlamaya başlarız. İlişkiler hep böyle ters yüz olur. İyi vatandaş olmayı yine Allah'la kurduğumuz ilişki üzerinden değil, devletin koyduğu kurallar üzerinden anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırız. Vesaire vesaire, bunu uzatmamız mümkün. Evet, iyi insan olma, büyük insanlık idealine ulaşma, insanın yaşadığı topluma faydalı olabilmesi, kendisine de faydalı olabilmesi, yetişkin bir insan haline gelebilmesi, aklını kullanabilme rüştüne ve cesaretine sahip olabilmesi, sahip olabilmesi öncelikle Allah'la kurduğu ilişkinin sağlıklı bir kulluk ilişkisi olmasıyla yakından bağlantılıdır. Çünkü insanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar sözünün müteradifi de şudur: Allah'a kul olan başka hiç kimseye kul olamaz. İslamiyet'in getirdiği hürriyet anlayışı, onun getirdiği izzet, şehamet ve şefkat, iki unsur açısından düşündüğümüzde ne başkasına tahakküm etmeye ne de başkasının tahakkümü altına girmeye izin vermez. Oysa biz çok basit çıkarlarımız uğruna siyasi doğrularımızı bir tarafa bırakabiliyoruz. Hiç önemsemeyebiliyoruz. İkiyüzlülüğü kişiliğimizin birer parçası haline getirebiliyoruz. Kısa, muaccel menfaatler karşılığında ahlaki doğrularımızdan çok rahat bir şekilde vazgeçebiliyoruz. Kısacası otoriter kişiliğin taşıdığı bütün kusurları kendimizde topladığımız zaman, o zaman siyasi sistemden şikayet etme hakkımız kalmıyor. Değerler açısından şikayetlenmemiz tam bir müraili ifade ediyor deyip burada bırakıyorum.